Şimdi sarımsak Gaziantep'in beyaz altını. Coğrafi şart ürünlerimizden, 56 ürünlerimizden bir tanesi Arban sarımsağı. Bir tanesi sarımsakla Mahmut Şivey dizimiz. Biri sarımsak kebabı, biri sarımsak aşı. Yine biz sarımsak son zamanlarda üretimi hızla bölgemizde çoğalsa da eskiden beri kültürümüzde var olan, o yüzden şu anda Gaziantep'in 56 coğrafi şart ürünlerinin 4 tanesi sarımsak. Ve Türkiye'nin sarımsak üretiminin %23'ünü karşılayan Gaziantep sarımsak üretiminde birinci sırada. Tabii sarımsak üretimi Gaziantep'in birçok bölgesinde yapılmakla birlikte yoğun olarak Araban'da ve Oğuzeli'de yapılmaktadır. 26.223 dekar alanın 5.717 dekarı Oğuzeli'nde, 17.000 dekar civarı da Araban'da, geri kalan da Yavuzeli diğer ilçelerimizde paylaşmaktadır. Geçen yıl gerçekten sarımsağın para ettiği bir yıldı. Geçen yıl sarımsak üreticisi iyi kazanmasına rağmen bu yıl kısmen sıkıntı yaşanıyor. Ama yine de sanırım çiftçi ve maliyetin daha üstte bir rakamla şu anda sarımsağın satılacağını bekliyoruz. Antep fıstığı bizim bir kültür, bir yaşam tarzımız, bir yaşam felsefemiz. Sarımsak da bizim için en az o kadar değerli. Son yıllardaki kiliş alanlarında üretimin kaymasıyla birlikte, özellikle kuraklıkla birlikte Urfa'nın tarımsal arazi varlığı daha fazla olması nedeniyle Urfa'da biraz daha Antep fıstığı ekiliş alanı yaygınlaşmaya başladı. Şu anda TÜİK verilerine göre baktığımız zaman Antep fıstığı üretiminde ikinci sıraya düşmüş gibi gözüküyor ama sarımsak da açık ara Türkiye lider. O yüzden sarımsağı yabana atmamamız lazım. Çünkü sarımsak bizim beyaz altınımız ve gerçekten para ettiği çiftçisine iyi kazandırıyor. Ve sarımsakla ilgili Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak da bizim mesela GAP idaresine sunduğumuz soğuk vade testi ve sarımsak işleme testi projemiz var. Onları hayata geçireceğiz. Yine soğuk vade depolarını faaliyete geçireceğiz. Çünkü şu var, gerçekten Gaziantep'te sarımsak üretiliyor ama üretildikten sonra Gaziantep'te pazarlanmasında kısmen sıkıntımız var. Gaziantep'te alındıktan sonra işte yatırımcılar veya sanayici veya iş adamları soğuk hale depolarına koyuyor. Sezonda 4-5 lira olan veya yeri geri 7 lira olan sarımsağımız sezon geçtikten sonra çiftçinin elinden çıktıktan ve soğuk hava girdikten sonra o 10 TL'nin üstünde bir rakamları görüyor. Mutlak surette biz de burada Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçilerimizi desteklemek zorundayız. Onunla ilgili Tarım İl Müdürlüğü, Gaziantep Valiliği, GAP İdaresi, İpek Yol Kalkınma Ajansı ile koordineye çalışıyoruz. Arabona şu anda hem sarımsak işleme testi hem soğuk hava testlerini kuruyoruz ve bu arada aynı zamanda Gaziantep yatırımcıları Arabanın yatırımcıları, Araban çiftçileri de mutlak surette bunun sarımsağın değerlendirilmesi bağlamında soğuk hava ve işleme testlerinin yapılması konusunda teşviklerimiz oluyor. Hatta bu bağlamda da zaten Tarım Bakanlığı Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme kapsamında da Araban'da bu tür testlerin çoğalması için çalışmalar yapmaktayız. Gaziantep gastronominin başkenti. Gastronominin temelini oluşturan yöresel ürünlerimizden, yöresel lezzetten bir tanesi de Araban sarımsağıdır. Araban sarımsağının coğrafi işaretini aldık. Sarımsaktan Mahmut sarımsak aşını, sarımsak kebabını ve şive dizini aldık. Dolayısıyla şu andaki bizim Türkiye'de açık ara lider olduğumuz, 56 ürünle lider olduğumuz coğrafi işaret bağlamında 4 tane sarımsak ve sarımsaktan Mahmut ürünlerimiz. Dolayısıyla gastronom deyince, coğrafi işaret deyince Gaziantep akla geliyorsa, sarımsak deyince de hem coğrafi işaret ürünlerimiz hem de yine Gaziantep akla geliyor muhakkak. Şu anda 2 tane ürünümüz Avrupa Birliği'nde askı sürecinde. Şu anda sarımsağı, menengiçi ve Oğuzeli nar eşkisinde Avrupa Birliği'ne müracaat etti. Şu anda Avrupa Birliği'nde bekleyen dolayısıyla 5 ürünümüz var. Bunun bir tanesi de Araban sarımsağı. Kesinlikle Gaziantep sarımsağı veya sarımsak en iyi antibiyotik. Biliyorsun pandemi sürecinde biz esnafa destek halka şifa projesi kapsamında tüm pandemine etkilenen vatandaşlarımıza, sağlık çalışanlarımıza, doktorumuza sarımsak getirdik. Çünkü şifa paketinde sarımsak da vardı. Ve Gaziantep'te şöyle bir inanış var. Sarımsak kebabımız, coğrafi işaret ürünlerimizden bir tanesi. Bir sarımsak sezonda 3 defa sarımsak kebabı yediğin zaman o kışa hastalanmadan geçirsin. Ve vücuttaki tüm mikropları temizliyor. Öyle bir inanış ver ve bugün sarımsak gerçekten tüm araştıran bilim adamlarının, sağlıkçıların da
lanse ettiği gibi en iyi antibiyotiktir. İnsan sağlığı açısından mutlak suretle sarımsak tüketilmesi gerekir. Ve Gaziantep gastronomisine baktığımız zaman her ürünümüzde yeri geliyor, her yemeğimize de büyük bir kısmına sarımsak giriyor. Kebap yapıyoruz, yeri geliyor sarımsak kebapla terbiyeliyoruz. İşte kıyma kebabı yapıyoruz, diğer tava türlü yemeklerimizi yapıyoruz. Yemeklerin %60-70'ini hep sarımsak giriyor. O yüzden de sarımsakla yaşamak Gaziantep'te yeri geldiğinde bir kültür şekli diyoruz. Ve Türkiye'de üretimde birinci sıradayız. Coğrafi işaretli bir ürünümüz, artı sağlık deposu, artı beyaz altınımız bizim. O yüzden sarımsak gerçekten Gaziantep halkı ve Gaziantep ekonomisi için vazgeçilmez tarım ürünlerimizden bir tanesidir.